Merhaba arkadaşlar, Açık Lise TV'de Ahmet Hoca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba hocam, hocam, merhaba. Türk Edebiyatı'nın nazım birimleri. Nazım yani birimleri. Şiir merhaba birimleri. Şey. Merhaba hocam. Evet, merhaba. Şiir birimleri. Şimdi birim deyince sen bilirsin, matematiksel bir ifade. Birim sayılarla ilgili bir durumdur, hı-hı, değil mi? Ha, şimdi dize sayıları, misra sayılarına göre bir şeyler yapacağız burada. Tamam. Bir isim takacağız. Bakalım. Şimdi abi, Türk Edebiyatı'nda nazım birimleri nelerdir? Dize. Yani mısra. Şiirin her satırına dize denir. Mısra denir. Anlaştık mı abi? Beyit ne demektir? İki mısradan olursa. İki mısradan. İki tane mısra varsa, olur, yani iki tane dize varsa buna ne denir? Beyit. Beyit denir. Beyit zaten ikilik demektir. Bak, beytin çok anlamı vardır Arapçada. Beyt ev olarak kullanılır. Beyt kapı olarak kullanılır. Beyt ikilik olarak da kullanılır. Beyt güzel anlamı da vardır. Yani güzel anlamı da vardır. Hani güzel olan. Kim kazanmazsa bu dünyada ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Bak, bir mısra, bir, iki mısra, bir beyt. Nedir? Beyt olmuştur. Tamam. Anlaştık mı abi? Diyoruz ve devam ediyoruz. Üçlük. Düz mantık devam edeceğiz. Üç mısradan oluşan nazım, türü. Nazım türüdür. Şiir türüdür. Bir buçuk nazım, beyt diyemeyiz değil mi biz buna? Biz buna birimidir diyelim. Türü nazım demeyelim. Türü deyince olay başka bir yere gider çünkü. Nazım birimidir arkadaşlar. Bir buçuk beyit dedi bu arada az önce. Olmaz yani. Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller, durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller, sular mı yandı neden tunca benziyor mermer? Nedir abi? Üç mısra, bir buçuk beyit değil, üçlüktür. Üçlük. Anlaştık mı abi? Çok güzel, devam ediyoruz. Üçlükten sonra ne gelebilir? Dört. Önce dörtlüğü yapalım. Dört mısradan oluşan nazım birimidir. Tüm mevzu budur abi. Tüm mevzu budur. Anlaştık, hı-hı, mı? Dört mısradan oluşan nazım birimidir. Gelelim Bent'e. Arkadaşlar, Bent'in tanımını bilin yeterli. Şiiri oluşturan üçer, dörder, beşer, altışar veya daha fazla dizelik kümelere Bent denir. Şuradaki küme ifadesini anahtar kelime olarak alın. Bazen Bent'in tanımı nadir de olsa soru olarak gelir. Sadece anahtar kelime olarak almanız gereken küme ifadesidir. Yani bunun yanında bir tane daha bundan olmuş olacak. Bir tane daha bu şekilde değil değil mi? Hı-hı. Devam edelim. Sadece tanım bilsek yeterli. Tanımı bilelim. Sen blok yap. Blok yapayım. Ben edebiyata karışmayayım. Dedim halbuki de sana yani. Evet, Ahmet Hocam arada demişti bana. Sakın sorma çünkü LSD, YGS'de önemli bir yani konu. LSD'de anlatacağız onun ne olduğunu. Daha sonra anlatacağız arkadaşlar. Merak. Evet arkadaşlar. Bir dersin sonuna daha geldik. YouTube'da Açık Lise TV sayfamıza abone olmayı unutmayınız. Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus'ta da takiplerinizi bekliyoruz. Bir sonraki derse görüşmek üzere.